ve navigasyonu başlatıyorum. Şimdi arkadaşlar biz merdan gibi kalkmıyoruz. Bu kıvamlarda kullandığın zaman tam böyle emekli hayatı yaşayan böyle eski assubay gibisin. Aç camları aç. 1 saat 16 dakika kaldı. Hayır. Kim yaptı? Ciddi söyle. Hayır vallahi öyle. Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi benzin zamları arttı, bayağı bir piyasa değişti ve bütün yakıt tasarruf yöntemlerini bilmek artık farz oldu. Şimdi bu videomuzda ben bütün yakıt tasarruf yöntemlerini deniyorum. Merdan da biraz serseri karakterimizi canlandırıyor. Nerede yapılmayacak hareket varsa onları yapıyor. Hepsini yapacağım. Bakalım kim daha tasarruflu çıkacak, ne kadar fark olacak? Hadi bakalım. İki tane arabamız var. Şu anda Bornova'dayız ve Çeşme'ye gideceğiz. Yaklaşık 100 kilometrelik bir mesafede. Şu an arabalarımızı fulleyeceğiz. Çeşme'ye kadar gideceğiz. Farklı yöntemler deneyerek Çeşme'de tekrar fulleyeceğiz. Bakalım sonuçta kim daha karlı çıkmış olacak. Bu konuda şansın yok. Var. İmkanı yok. Ben sonuna kadar güveniyorum kendisi. İmkanı yok abi. Evet, iki tane aynı model, birbiriyle aynı arabalarımız var. Sadece renklerinde bir farklılık var. 2020 model Egea 1.4 motor ve 95 beygir. Birebir aynı araçları kullanacağız. Bakalım aradaki fark ne kadar olacak. Koray sen istersen kendinden başla. Bu videoda arkadaşlar ben bu arabayı kullanıyorum. Arabalarımız birebir aynı, tek fark aradaki renkler. Yakıtta tasarruf yapmak için ben arabadan ağırlıkları atıyorum. Sadece yanımda Meli olacak kameraman olarak. Onun dışında diğer araba bayağı böyle agalarla toplandık. Bütün ağırlığımızı araca vererek olabildiğince ağır ve sert bir yolculuk yapacağız. Hadi başlayalım. Hadi bakalım. Yakıt tasarrufu yapmak için olmazsa olmazımız arkadaşlar. Başlayalımız ilk şey lastikler. Bizim lastikler bir tık inik. Bunları hem birazcık güvenlik hem de sürtünme kuvvetini azaltmak için yükseltmemiz, şişirmemiz gerekiyor. Merdan'ın bunu yapmaması normalde lazım ama... bunu yapmamam lazım. Hani evet, tasarrufu tam anlayabilirim diye ama yani canımızı da yolda bulmadığımız için mecburen evet, biz de aracın lastiklerini olabilecek konforlu ve sağlıklı duruma getireceğiz. Ondan sonra yola çıkacağız. Şurada bir hava basalım, ondan sonra hadi devam edelim. Atlayalım arabalara. Şimdi arkadaşlar arabamızın lastiklerini şişireceğiz. Ben arabada iki kişi olduğum için yüküm yok. Tabii lastiğimin de ebatına ve cinsine göre değişiyor bu. Ben ayarlarıma baktım internetten. Ona göre şimdi bir ayar çekeceğim buraya. Merdan'da biraz kalabalık oldukları için ona göre daha yüklü, daha evet, dolgun biraz daha farklı bir ayar yapmamız gerekecek. Şimdi bunları yapalım. Ondan sonra hemen devam edelim. Dostlar güzergahımızı belirledik ve tam tamına 91 kilometrelik bir mesafe gideceğiz. Aynı yoldan aynı şekilde Koray'la gideceğiz. Buyur kardeşim. Ve navigasyonu başlatıyorum. Artık yola çıkıyoruz. Araban da ne kadar kötüymüş diyeceğim de bizimki de aynı araba. Onunki ama şöyle bir şey var. Onun arabası bunu yapabiliyor mu? Aynı paketlediğini. Serseri ya. Şimdi arkadaşlar biz merdan gibi kalkmıyoruz. Önce bir arabamızı bir tık bekletelim, motorumuz ısınsın. Çünkü bunun sebebi de yaklaşık 8 kilometrelik mesafeler. Özellikle kış aylarında arabamızın yakıtı müthiş artıyor. Biz bir arabamızı açalım. Yaz aylarında olduğumuz için arkadaşlar çok beklemedim. Hemen buradan eliflerimizi indirelim, geriye takalım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar klima açmak arabanın aslında daha fazla benzin yakmasını sağlıyor. Bu yüzden yapacağım ilk şey klimayı full açmak olacak. Arabayı yokuş aşağı iniyoruz. Şu an boş atmıyorum yakıt tasarrufu için. Maksimum devirde kullanıyorum arabanın izin verdiğince vitesimizi. Şöyle de bir durum var. Araç hızlı giderken camları açmak aerodinamikte aslında sıkıntı yaratacağı için yine daha fazla yakmasını sağlayacak. Bu yüzden hem klimayı açıyorum hem de bütün camları açıyorum. Bir yandan da bu şekilde gideceğiz. İlk 50 kilometreye kadar camlarımızın açık olmasında hiçbir sıkıntı yok. Zaten şu an klimamız da kapalı. Gayet böyle kibar kibar gidiyoruz arkadaşlar. Navigasyonumuz da açık. Telefonu da şöyle bırakalım. Ani frenler, ani hızlanmalar yapacağız. Ani fren derken böyle değil. Hızlı işim. Dayanın, dayanın. Böyle 1 saat 16 dakika kaldı. Dayanın. Gelmiyorum. Bütün yolu böyle gideceğiz. Ara ara hız azaltacağım, hız arttıracağım. Sürekli olarak hiçbir şekilde normal kalmayacağız. 0-50 km arasına kadar arkadaşlar camımızın açık olmasında pek devasa bir fark yaratmıyor. Ama 50 km'yi geçtiğimiz zaman içeriye giren rüzgar ciddi anlamda yakıt tasarrufu yapıyormuş. Biz de bakalım bunları deneyeceğiz şu an. Bir gidelim. Klima zaten her zaman kapalı olacak. Dayanabilirsek. Aç camları aç. Daha hızlı bir rota mevcut kabul et diyor. Hayır. Hayır hiçbir şey kabul etmiyorum bu yoldan. Sonuna kadar bu yolun arkasında kalacağız. Çünkü
uzun yolu bu şekilde kullanarak da gidebilirdik sonuçta. Vallahi sana geliyorum. Allah'ım. Zaten lastiklerimizi de şişirmiştik. Önleri 34, arkaları 32 yaptık önde oturacağımız için. Öyle öneriyorlardı. Bakalım, deniyoruz biz de şu an, göreceğiz. Merdan şu an otobana çıkmıştır bu arada. Bu arada normalde 2000 deviri geçtiğinde arabada vites atmamız gerekiyor ama deviri doğru kullanmamak arabanın aslında daha fazla yakmasına yol açıyor. Bu yüzden ben de tabii ki deviri doğru kullanmayacağım. Burada da zaten manuel araba kullananların yaptığı en büyük hatayı görüyor olacağız. 1 saat 10 dakika yolumuz var. Devam edelim bakalım yolun geri kalanında neler olacak. Tabii bu anlık yakıtlara da pek güvenmemek lazım arkadaşlar. Düzgün çalışmıyor çünkü hiçbir zaman. Ama 3 aşağı 5 yukarı ne yaktığınız hakkında bir tahmin yürütebiliyorsunuz. Şu an arabadaki benzinle yaklaşık 640 kilometre gidebiliyoruz. Şu an en azından arabanın bize gösterdiği bu. Ve anlık tüketimimiz şu an aslında bu araca göre yüksek. Yani 1.4 motorlu bir araca göre aslında yüksek bir tüketim. Gördüğünüz gibi arada 2'ye kadar falan düşüyor. Bunun sebebi de ayağımı gazdan çekiyor olmam. Bu arada araçlarda aslında en çok yapmamanız gereken şey arabayı boşa atmak. Çünkü anlık tüketim düştüğü için siz sanıyorsunuz ki tasarruf ediyorsunuz ama öyle bir durum olmuyor. Bu kıvamlarda kullandığın zaman tam böyle emekli hayatı yaşayan böyle eski assubay gibisin. Hiçbir şey, bak, sıfır dert tasa. Bak gidiyorsun, yandan araba geçmiş, şey, umursamıyorsun, açıyorsun klasik müziğin abi burada. Kafa rahat. Olur da belki yeşil yanar. Orada tam durmadan yürürüz yine diye ümit ettim ama kalkıştan tasarruf yapmak için. Biraz fazla mı abartıyorum acaba ben ya? Arabaya bilerek fazla kişi bindik arkadaşlar, ağırlığı artırabilmek adına. Bunun da toplamını şu an söyleyelim. Ahmet kaç kiliyorsun? 116. Gürhan kaç kiliyorsun? 108. 110 diyelim ona da. 215. 105'e yuvarla. Hayır, 215. Ben de 100 kiloyum. 315. Ayşe Gül kaç kiliyorsun? 57. Mami kaç kiliyorsun? Ayşe 472. Yani şu an arabaya aşağı yukarı yarım tonluk fazladan bir baskı yapıyoruz arkadaşlar. Madem serseriyiz, o zaman böyle şarkılar bugün. Bugün trap. Acaba Koray şimdi ne dinliyor? Acaba o da beni düşünüyor mu? Hız limiti aşıldı. Uyarı veriyor araba. Şu an mesela viraj alıyoruz arkadaşlar ama o kadar pintileştim ki frene basmıyorum. Dışarıdan, içeriden dışarıya doğru çıkarak böyle virajlarda. Frensiz aynı gazda gidiyorum. Bayağı böyle aslında benim için de bir challenge oldu bu. Çünkü hayatımda ilk defa bu kadar yakıt tasarrufuna dikkat etmeye çalışıyorum. Normalde ben basarımız limiti neyse onunla giderim. Şu an yaklaşık 150 ile gidiyorum. Hızımı aldım ve vitesi boşa alıyorum. Biraz da böyle devam edeceğiz. Hızı alıp alıp boşa bırakmaya devam edeceğim. Mesela şu an 125'e indi. Tekrar alıyorum 6. vitesime. Böyle bir vereceğim hızı tekrar. Vereceğim coşkuyu. 140'a kadar geldim. Tekrar şöyle bir son bir basış ve tekrar boşa bıraktım arabayı. Bir de yakıt tasarrufunda en güzel olan şey arkadaşlar, şehir içindeyken özellikle söyleyeyim, start stop engine olayları var ya, durduğunuz zaman böyle motoru kapatıyor sonra tekrar açıyor. Eğer arabanızda o varsa mutlaka kullanın diyorlar. Yavaş gidiyoruz, sağdan sağdan gideceğiz. Bir de yolda giderken arkadaşlar her zaman takip mesafesi koyuyorum ben şehir içinde bu tasarrufu yapmak için. Sebebi de şey, öndeki böyle frene basıyor, öyle fren oluşuyor ya, orada frene çok basmayayım. Yavaşlamak yerine aynı hızda devam edeyim. Yakıttan birazcık daha kurtarayım. Yani tamamen challenge'ini yapıyorum normalde bu arada. Bakalım ne olacak, ne kadar fark edecek. Alo. Ahmet'im neredesiniz? Kanka şey, Merdan araba kullandığı için kardeşim aslında. Meşgulüm kardeşim. Hayır, senin de konuşmaman gerekiyor telefonda ama. Telefon benim elimde bile değil. Elim tamamıyla direksiyonda ve gözlerim sadece yolda. Gerçi şu an elimi direksiyondan çektim ama olsun, çaktırma. Doğru diyorsun, doğru diyorsun kardeşim. Biz Çeşme'ye vardık, varacağız ya. Çok bir şey kalmadı. İyi, biz zaten vardık, sizi bekliyoruz kardeşim. Langırt oynayacağız.
Kaç kilometresi kalmış sonra? Kaç kilometren kaldı? 41 kilometremiz var abi. Ya iyi ki senin arabanda değilim Koray. Vallahi senin arabana güvenip binilir mi kardeşim? Ha şöyle ya, ha şöyle. Arkada kamyonlar basıyor beni. Tamam çekmiyor, neyse kapat. Çok gergin. Galiba arkada kaldığı için çok gergin. 41 kilometreydi Koray. Şu an bendekine bakıyorum 36 kilometre diyor. Şu an yaklaşık 5 kilometre önündeyiz ama aslında daha farklı önde olmamız lazım. O da ayrı bir gerçek. Bu arada yola çıkarken Koray'la birbirimize konum atmıştık. Burada da görüyorsunuz Koray'la aramızdaki şu anda tahmini bulunan mesafeyi. Yol farkı açmaya devam. Şu an Bince yokuş çıkıyoruz arkadaşlar. Arabanızda eğer hız sabitleyici varsa onu kullandığınız zaman müthiş tasarruf yaptığını söylüyor. Çünkü her zaman vitesinizin verebileceği maksimum performansa göre gidiyorsunuz. Merdan mesela şu an kullanmıyor mu öyle bir şeyler? Basıyor, frene basıyor, vites küçült, büyüt, öf. Çok çılgın gidiyordur onların araba şu an. Boşa gitmesin. Henüz o kadar zengin değilim. Yol ciddi anlamda böyle tasarruflu gidiyoruz vesaire dedik ama 100 kilometrelik bir yol aşağı yukarı koymuyor ya, gidilir yani. Arada ciddi bir fark olursa şimdi biz de göreceğiz arkadaşlar, denenir yani çok. 20 dakika oynamayacak bile, değer mi? Bence değer. An itibariyle Çeşme'ye giriş yaptık ve yaklaşık 3.8 kilometre mesafemiz kaldı. Koray nerede hala bir fikrimiz yok. O büyük ihtimalle Çeşme'ye daha yaklaşmadı bile. Biz şimdi gideceğiz, güzel güzel çayımızı kahvemizi içeceğiz. Langırtımızı oynayacağız ve kurbanın gelmesini bekleyeceğiz. Bu kardeşiniz yoldayken Merdan nerede biliyor musunuz arkadaşlar? Alaçatı'da. Adam şu an böyle deniz, kum, plaj, oh! Biz hala otobandan çıkamadık. En büyük sıkıntı arkadaşlar sıcak. Artık arkadaşlar son şeylerimiz, son harcamalarımız çünkü gelmiş bulunuyoruz. Şu an anlık arabayı coşturuyorum. Şu an 15.35 itibariyle biz hedefimize ulaştık. Şimdi Koray'ları bekleme zamanı. Şu karşıya çekeceğim. Nereye çekeyim burada ya? Evet. Geçmiş olsun. Bir de beni şu an en çok umutlandıran olay arkadaşlar buradaki yakıt ibremiz gram oynamadı. Hani hala gırtlak doluyuz. Baksana şuraya. Şu an arabayı da çalıştırıyorum ve arabayı çalışır durumda bırakacağım. Aynı zamanda klimayı da açık bir şekilde bırakıyorum. Bir cam açayım ya şimdi araba kendi kilitlenir, kilitlenir, başımıza bir şey gelmesin. Bu şekilde Koray'ın geleceği zamanı bekliyorum. Şu an Çeşme'ye girdik. Merdan benzinliğe varmıştır muhtemelen. Şimdi bir iki dondurma bir şey alacağız. 2 dakika bekleyin, biz bir ödeyip gelelim hemen. Ayşem'i ne istiyorsun? Neredesin? Arabaları özellikle düz vites seçtik çünkü tam anlamıyla kontrolün bizde olmasını istedik. Ki düz viteslerde kullanmayı biliyorsanız otomatik viteslere göre daha güzel yakıt tasarrufu yapıyorsunuz. Ah Merdan ha. Hayallerimi yaşadı arabayla. Biz ileriden U dönüp geldiğimiz için az sonra Koray karşımızdan geçecek böyle. Göreceğiz. Yaklaşık 15 dakikadır falan bekliyoruz artık. Dondurmalar da bitti, içecekler de bitti. Merdan'lara yaklaştık arkadaşlar. Hemen böyle bir 200 metre kadar önümüzdeler. Artık bitti. Ve iki gözümün çiçekleri burada. Oo! Gel. Gel. Tamam. Hoş geldiniz kardeşim. Beyefendi. Sayın bezmenler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ağzınızda yüzünüzde bir su çalın gençler. Şimdi biz buraya geldiğimizde yaklaşık 34-35 geçiyordu. Sizin gelişinizde 49-50 buldu. Yani yaklaşık 15 dakika fark oluştu. Şimdi bu küçük görünebilir. 4 saatlik yolda 1 saat anlamına geliyor. 8 saatte 2 saat anlamına geliyor. Yani bayağı bir farklı geliyorum aslında. Şimdi 8 saat yerine 10 saat desen, sakin sakin gelsen böyle yata yata onun da bir rahatlığı var. Yata yata gelme. Ama ben klima bile açamadım arabada adamım. Siz yanarak geldiniz değil mi bir de? Kıyamam. Ya 100 kilometre için maksimum... Bir şey söyleyeceğim, lafını kestim. Şu an benim araba hala çalışır durumda farkındaysan. Bu da daha fazla yaksın diye çalışır şekilde bıraktım. Şu anda arabamı kapattım. Aradaki fark ne kadardır? Tahminleri alalım. Bence bir 2 litre oynar ya. Yani 50-53 lira falan mı diyorsun? Bence oynar. Hadi tek tek fulleyelim. Sen başla. Hadi, başlayalım. Abi beni bir daha arabaya bindirme, bak şu üstüme başıma artık. Adam nasıl terlemiş, kıyamam bak ya. Bak artık yeter. Bu arada beni Koray yazık. Bu tişörtü aldığı için çok mutlu arkadaşlar. Bugün özene mezene giydi, bunu da söyleyeyim. Fulliyoruz abi şu an.
100 liraya geldim. 100 lira İzmir Çeşme Merdan. Seninki ne kadar? 220 mi? 220 tuttu lan. İkiye katladı. İki katı nasıl fark olabiliyor? 220 kanka. Abi 110-220. Neredeyse yarı yarıya fark var arkadaşlar. Hayır. İçeri mi yaptın? Ciddi söylüyorum. Hayır vallahi öyle. Ya 100 kilometreli de bu kadar olmaz ama ya. Biz bunu bir ödeyelim sonra konuşalım. Tamam ödeyip geliyoruz arkadaşlar. Abi şunları bir gösterelim mi? Tamına iki katı ya. Oğlum bir yol, bana bilin ama dediğin şey şu yolda benzin mi aldın vesaire. 90 kilometrelik bir mesafeye 110 liraya geliyorsun. 1.4 benzinli 2020 model bir arabayla biz de 220 liraya gelmişiz yine aynı mesafeyi. Yani gerçekten yakıt tasarruf kurallarına uymak ne kadar fark yaratıyor. Abi şu an şey modundayım, peşin veren veresiye veren muhabbeti var ya. Gerçekten ya. O modda duruyorum. Ben bu kadar gerçekten beklemiyordum bu arada. 15 dakika için yok 8 saatlik yolu 10 saatte giderim diyordun. Şimdi yarı yarıya da yapar mısın evet, yapmaz mısın? Asla yapmam. 15 dakikanın bana zararı 110 lira. O yüzden yapmam adam gibi giderim yoluma. Aynen sıkıntı öyle. Kalmaz. O zaman bu videoda buraya kadar diyelim arkadaşlar. Başka böyle beklediğiniz, merak ettiğiniz, yapmamızı istediğiniz şeyler varsa bunları da yorumlarda belirtebilirsiniz diyelim. Başka bir web tekno videosunda görüşene dek hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.